Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda yanı başımda drone ürün beni o kadar heyecanlandırdı ki gece yarısı ofise geldim ve kutu açma videosu çekiyorum. Hatta gece yarısını geçti saatler. Kamera karşısındayım ve heyecanımı sizlerle paylaşacağım. Yanı başımda bugüne kadar 500 milyon PlayStation ünitesi üretilmesi anısına özel olarak üretilmiş olan ve sadece 50 bin adet üretilecek olan bir PlayStation 4 Pro duruyor. 2 TB kapasiteyle gelen bu PlayStation 4 Pro sadece kapasitesiyle değil, tasarımıyla da oldukça özel bir cihaz. Lafı çok uzatmayacağım. Şimdi kutuyu birlikte açmaya başlayalım. Bakalım nesi özelmiş bu PlayStation 4 Pro'nun, hep birlikte görelim. Evet, kutu karşımızda ve üstünde de özel olarak bir koruyucu mevcut. İlk olarak koruyucudan kurtulalım. Şunu söyleyeyim, aynı zamanda oldukça ağır bir kutu. İçindekileri gerçekten merak ediyorum. Şeffaf tasarlanmış, oldukça güzel görünüyor. Hemen sağ üst köşesinde 4K HDR ve 2 TB depolama alanına dem vurulmuş. Burada Sony logosunu görüyoruz. PlayStation 4 Pro 500 milyon Limited Edition yazısı da hemen sağ alt köşede bizleri karşılamakta. Şeffaf kutu tasarımı aslında bir şeylerin de işaretçisi. Kutunun isterseniz bir de sağına solunu da bakalım, arkasını göstereyim sizlere. Gerçekten o kadar ağır ki çevirirken zorlanıyorum. Arka tarafında standart açıklamalar var. İşte dikkat edin, şöyle kullanın, böyle kullanın. Ayrıca PEGI'nin de 3 yaş sınırlaması var. Yani 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur gibi bazı açıklamalar var. Evet. Şimdi şurada kutuyu zedelemeden atacağım. Evet, başardım. Oh. Birden dağılacak gibi şöyle döndüreyim. Konsolun birdenbire içinden çıkıp düşmesini istemem tabii. Evet. PlayStation 4 Pro burada bizleri bekliyor ama biz ilk olarak buradaki küçük bölmeyle başlayalım. Şuradan açılıyor herhalde. Evet. Gamepad. Evet, şeffaf kutu nedenmiş anlayabiliyoruz. İçinden çıkan gamepad de şeffaf bir yapıya sahip. Alt tarafı yine bildiğimiz tutuşu kolaylaştıran yapısıyla standart plastik yüzey ama üst taraf şeffaf bir yapıda. Çalıştıralım bakalım. Işığın herhangi bir şekilde gamepad'in etrafına yayılma gibi bir özelliği yok. Anladığım kadarıyla yine standart bir şekilde yanıp sönüyor. Ama gerisi oldukça güzel parlamalara sahip. Gamepad'i kenara koyalım. PlayStation 4 kamerası. Standart paket içeriğinde yer almayan bir ürün bu. PlayStation 4 kamerası belirli oyunlarda ekstra avantaj sağlayabiliyor ama dilerseniz canlı yayınlarınızda kendi görüntünüzü izleyenlere aktarmak için kullanabilirsiniz. Üzerindeki gelişmiş yönlendirilmiş mikrofonlarla ekstra bir mikrofon takmadan sesinizi karşı tarafa iletebilirsiniz. Oldukça önemli bir araç. Aynı zamanda tabii ki bu kamerayı eğer PlayStation VR set alırsanız, sanal gerçeklik kaskını satın alırsanız, orada da sanal gerçeklik kaskının hareketlerini ve kontrolcünün hareketlerini izlemek için kullanıyorsunuz. Önemli bir cihaz, kutu içine dahil edilmiş. Onun haricinde burada aşağıda şeffaf bir kapak var. İki taraftan iyice jelatinle koruma altına alınmış ki çizilmesin diye, oldukça önemli. Koyalım.
PlayStation standı. O da şeffaf yapısıyla oldukça ilgi çekici olmuş. Şimdi buradaki küçük kutunun içinde ne var bir bakalım. Kullanım kılavuzları ve çeşitli açıklamaların yer aldığı kitapçıklar. Bu bayağı büyük bir kutu. Bakalım içinden neler çıkacak. Oldukça da ağır. PlayStation 4 Pro'nun güç kablosu. PlayStation 4 Pro'da güç artınca adaptörün de gücü arttı tabii. Böylesi büyük kalın bir kabloyla bilgisayar kablolarına oldukça benzeyen ama bilgisayar kablolarının 3 pinli yapısı yerine 2 pinli şekilde PlayStation 4 Pro'ya bağlanan özel bir kabloyla gücünü sağlıyorsunuz. Gamepad'i bağlamamız için bir micro USB kablo. Şarj için de kullanıyorsunuz aynı zamanda gamepad'i. Bir HDMI kablosu. Eğer ilk defa bu cihazı elinizde kullanacaksanız HDMI kablosu önemli. Televizyonunuzu ancak bu şekilde bağlayabileceksiniz. Burada standart kulaklığı görüyoruz ama bu kulaklığın da bir özel yapısı var. Onu da göstereyim. Bilmiyorum hani size yansıyor mu ama bu kulaklığın da şeffaf bir yapısı var. Yine temaya uygun. Yani kutunun şeffaf olmasını anlayabiliyorum. Çünkü içinden çıkan ürünlerde belli bir tema gibi temada şeffaf dizayn edilmişler. Bir tek kamerada hani böyle bir yol izlenmemiş. Kamera standart sert plastikten. Evet. Kamera tutacağımız televizyon üstünde rahat dursun diye ya da televizyonun altına benzeri bir yüzeye konumlandırabileceğiniz çok hareketli kamera tutacağı buradan çıkıyor. Hem Avrupa hem de Amerika tipi priz yerleştirilmiş. Bulunduğunuz bölgeye uygun bir şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Enteresan, genelde Avrupa'da satılan cihazlarda sadece Avrupa tipi görürüz ama limitli bir üretim olduğu için büyük ihtimalle böyle bir ayrıma gitmemişler. Evet, şimdi asıl heyecanlı kısma geldik. PlayStation 4 Pro'yu, özel limitli sürüm PlayStation 4 Pro'yu şimdi kutusundan çıkartacağız. Evet, üstü koruyucuyla kaplı ve bu kılıftan yavaş yavaş çıkartalım. Evet. Neden kutunun şeffaf yapıldığını şimdi net bir şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta şöyle ışığa yansıtayım daha net görün. Elimizde tamamen şeffaf olarak tasarlanmış bir PlayStation 4 Pro var. İçerideki soğutma sistemini ve benzeri bileşenleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yan tarafında da jelatinler var. Cihazın her yeri şeffaf. Akrilik bir kasa içerisinde. Güzel, heyecan verici bir model olmuş. Şimdi asıl tatmin edici kısma geldik. Evet, akrilik kasasıyla
PlayStation 4 Pro kutusundan çıkmış oldu. Tabii ki bu tasarımın yanında getirdiği bir negatif de var. Nedir o? O da üstündeki parmak izleri. Ama inanıyorum ki hani böylesi özel bir ürüne sahip olmak adına bunu görmezden gelebilirsiniz, bu parmak izlerini. Şimdi ekrana takalım, çalıştıralım bakalım. Bu özel PlayStation 4 çalışırken şeffaf kasanın bize bir numarası var mı? Bir farklılık sunacak mı? Tüm bağlantılarını yaptım. Kurulum sonrası. Başlatalım bakalım. PlayStation 4 Pro'nun 500 milyonuncu PlayStation'a özel olarak sadece 50 bin adet üretilen, akrilik şeffaf kasaya sahip 2 TB depolamanı sunulan, beraberinde kamera standı, dikey tutma standı ve şeffaf gamepad, şeffaf kulaklık gibi aksesuarlarla birlikte sunulan özel versiyonunu, limitli versiyonunu birlikte açtık, çalıştırdık. Gördüğünüz gibi ışık kasa üzerinde boydan boya yayılıyor. Oldukça hoş bir görüntü sağlıyor. Kutu içerisinden çıkan standla dikey de kullanabiliyorsunuz ki ben dikey kullanmayı tercih ederim açıkçası. Oldukça hoş görünen özel bir ürün. Üzerinde hemen sağ alt kısımda da kaç tane üretildi, daha doğrusu kaçıncı üniteye sahip olduğunuz yazıyor. Bu da yine koleksiyonerlerin sevdiği bir şey. Tabii ki ilk 10 sırada, ilk 5 sırada yer alan ürünlere sahip olmak için de koleksiyon severler yarışacaklardır büyük ihtimalle. Bu videoda Limited Edition PlayStation 4 Pro'yu kutusundan çıkarttık. Hep birlikte ne gibi özelliklere sahip olduğunu gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.